Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yurt dışından aldıkları destek ve finansmanla ülkede, savaşan tarafların hegemonyasına boyun eğmeyi kabul etmediklerini belirtti. Dibeybe, "Hükümetimiz" isimli platformun internet sayfasında, canlı yayınlanan programda halkın sorularını yanıtladı. Hedeflerinin Libya'da barışın sağlanması, savaş ve müdahale yaşanmaması olduğunu vurgulayan Dibeybe, yurt dışından destek alan ve finanse edilen, Libya'da savaş açan ve bizimle savaşan herhangi bir tarafın hegemonyası altında olamayız, dedi. Ülke topraklarının tüm Libya halkına ait olduğunu ve hiçbir ordunun, silahlı veya silahsız hiçbir grubun tek elinde olamayacağını aktaran Dibeybe, şunları kaydetti. İkinci Berlin Konferansı'nda Libya devletinin prestijini geri kazandık ve inisiyatif sunduk. Geçmiş yıllarda Libya dosyası tamamen dış dünyanın elindeydi. Libya için sunulan herhangi bir çözümün önce Libya'dan geçmesi gerekir, diye konuştu. Ayrıca Dibeybe, parlamentonun ülkenin 2021 genel bütçe taslağını pazartesi günü onaylamasının beklendiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Tunus'ta Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı. Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan, seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed El-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren, 2011 Şubat devriminden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği, darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.